Merhaba değerli dostlarım, ben tesbih ustası Ahmet Nazmi. Bu videomda size usta işçiliği nedir, tesbih işçiliği nedir, işçilik ücreti nasıl belirlenir ve ücreti neler dahildir onları anlatmak için bir video hazırlamak istedim. Tesbihin işçiliği, tesbihin ham maddesinin bize gelmesiyle başlar. Bu ham maddeler öncelikle böyle blok şeklinde olabilir. Veya böyle plaka şeklinde olabilir. Bunların hepsi eski malzemedir. Veya böyle zar şeklinde olabilir. Veya tavla pulları şeklinde olabilir. Bu şekilde katalin eski mahjong oyun zarları şeklinde olabilir. Bu şekilde bize gelen malzemeler önce taslaklama aşamasına girer. Biz bunları kumpaslarız ve bu malzemeden acaba kaça kaç bir tesbih çıkarabiliriz diye hesaplarız. Bu hesap aşaması bayağı uzun bir aşamadır. Çünkü bazı tesbihlerin ham maddesi yetmezse tesbih yapamazsınız. Böylelikle ham maddeyi boşa götürmüş olursunuz. Yanlış taslaklarsanız tesbihten daha çok malzeme artırırsınız ve bu malzemeler gramla satıldığı için elinizde kalan malzeme bir işe yaramaz. Biz öncelikle gelen bu malzemeleri kesmeye başlarız. Öncelikle şerit testerede bu malzemeleri çubuklara ve küçük kütlelere ayırırız. Şerit testere bıçağı budur. Şerit testere bıçağı arkamda görmüş olduğunuz şifa testere aittir ve şu anki güncel fiyatı 350 liradır. Bu testere bıçağının ömrü yaptığınız işlere, kestiğiniz malzemelerin sertlik derecesine göre değişir ama çok da uzun değildir. Bazen hava şartları aşırı sıcaktan aşırı soğuğa geçişte, soğuktan sıcağa geçişte, genleşme gibi faktörlerle de kopar, kırılır. Sonuçta kaynaklı bir malzemedir. Bu malzemeyi örneğin kuka gibi, galalis gibi veyahut ağaç grubu gibi malzemeler kestiğimiz zaman bu bıçak çok daha çabuk körlenir. Örneğin 5-6 tesbihte bu bıçağı kullanıp atabilirsiniz. Şerit testerede kestiğimiz, bu çubuk haline getirdiğimiz malzemeleri şarnel testere denen daire testereye geçiririz. Daire testerenin de kendine özgü bu şekilde küçük bir bıçağı vardır. Bu bıçağın tanesi de 350 liradır. Bu bıçaktan 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 ve 1 gibi çeşitli kalınlıklarda bulundurmak zorundasınız. Çünkü filesi az gitmesi gereken eski Osmanlı gibi, eski katalin gibi veya şemsiye sapı, tirbüşon gibi malzemelerde mümkün olan en az fileyi verebilmek için çok ince bıçaklar kullanmanız gerekir. Bazen kalın ağaç gruplarında, kuka olsun, yılan ağacı olsun, demirindi, pelesenk gibi ağaçlarda da bu ince testere kesemeyeceği için 0.8 ya da 1 milimetrelik kalın testereler bulundurmak zorundasınız. En az 5 tane veya 4 tane, 3 tane olması gerekir. Söylediğim gibi fiyatı 350 lira civarındadır. Bu malzemeleri kestikten sonra, küçük habbe şekline getirdikten sonra bunların köşe kırma işlemi vardır. Bu köşe kırma işleminde de şu gördüğünüz disk zımparada bu şekilde tutarak kırarız ve şu tip zımparaları kullanırız. Bunun 240 veya 400'ünü kullanmanız malzemenin durumuna göre yeterlidir. Malzemeye kalınsa ve daha ince taslaklama yapacaksanız 400 kum kullanabilirsiniz. Fakat malzeme değerli, mümkün oran en az oranda file verecekseniz 600 ya da 800'de taslaklama yapabilirsiniz. Çünkü dokunduğunuz zaman çok fazla sarfiyat vereceği için ve köşeyi kalın kıracağı için ince kumlarla yapmakta her zaman fayda vardır değerli malzemelerde. Söylediğim gibi bu zımparanın da tanesi en az 3 tane bulundurmanız lazım. Şu an 180 liradır. Köşeleri kırdıktan sonra tesbihin delme işlemine geçeceğiz. Yuvarlak hale getirdiğimiz bu tesbih tanelerini 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 gibi değişik matka kuşlarıyla size sipariş veren koleksiyonerin veya müşterinin istediği delik boyunda delmeniz gerekir. Bu matka kuşunun 380 liradır. Gurink markadır. Bu 0.550'dir. Bundan 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 gibi elinizde hazır bulundurmanız gereken 5 paket şeklinde, 6 paket şeklinde zımpara kalınlık çap ebatları olmalıdır. Dediğim gibi tanesinden çarpı 5 ile yaptığınız zaman ne kadar bir maliyet olduğunu görürsünüz. İkinci matkap ucumuz imame delme matkap ucudur. Bu da 1, 1.5, 2 gibi
matkap uçlarını satın alıp, kaliteli matkap uçlarını satın alıp, çünkü merkezlemesini ve aynı yolda ilerlemesini, düz bir şekilde üç deliğin birleşmesini sağlamak için kaliteli matkap ucu kullanmalısınız. Ayrıca bazı malzemelerin içerisi ışığa tutunca göründüğü için şeffaf bir delim yapmalısınız. Usta işçiliğin özelliği zaten budur. Atölyede şeffaf delim yapılmaz. Dediğim gibi 3-4 çeşit de bundan bulundursanız, söylediğim gibi paket bundan normalden daha 350-400 lira düşünün. Çarpı 3 ve 4 ile çarpın size maliyetini. Deldik, hazırladık, taslakladık ve tornamızı alacağız. Tornamızda milde bu taneyi işleyeceğiz. Öncelikle bizim bir tane böyle konik mile ihtiyacımız var. Bu elmas katetten yapılmış bir konik mil. Bu konik milin fiyatı piyasada 125 ile 250 arasında kalitesine göre değişir. Mümkün olan en iyi kalitede bir mil alıp salgısını sıfıra indirmek zorundasınız. Tabii bir tane mille iş bitti mi? Hayır, tabii ki de bitmedi. 0.6 delim bir tesbih yapıyorsunuz. 0.6 delim bir konik mil kullanacaksınız. 0.7 milim bir delik derdiniz. 0.7 milim kullanacaksınız. Yani deliği kaç tane deliyorsanız, kaç milimde deliyorsanız, konik milim de o çapta konik mil kullanmanız gerekir. Yani bu ne demek? En az 6-7 çeşit konik mil kullanmanız gerekir. Tanesinin ortalama 200 lira olduğunu düşünürseniz 1400-1500 lira gibi bir maliyet yapıyor. Ha şöyle bir şey. Bu tesbihi yaparken bu konik mil ilk tanede de kırılabilir. 14. tanede de kırılabilir. 33. tanede de kırılabilir. 4. tesbihte de kırılabilir. Bakın 0.5 milim diyor. Yani 1 milimetrenin yarısı kadar kalınlık. Ola ki bıçakla bir anlık dalgınlığınıza gelip itelediğiniz zaman veya takıldığı zaman mil kırılır zaten. Dediğim gibi hemen milinizi değiştirip yedeğinde bulundurmanız gerekir ki kargoya verip bir hafta beklememeniz için. Bu milde işlerken tabi bazı bıçaklar kullanacağız. Bu bıçaklar imame bıçakları, üst sıyırma bıçakları, noktalama bıçakları, şekil bıçakları, kalın bıçak. Bunların her birinin de tanesinin ortalama 100-150 lira olduğunu düşünün. Bunlar da sürekli taş bileğinde bileğleyince biter. Ya çabuk bitmez. Ama bunların da mutlaka yedeğini, bunların da mutlaka çeşitlerini bulundurmak zorundasınız. 5-6 bıçağı olan, yani en az bıçak kullanan usta en az 3-4 bıçak kullanmak zorundadır zaten. Bıçakla işlediğimiz ürünü, habbeyi, ondan sonra parlatmaya geçeceğiz. Cila aşaması. Cila aşaması çok önemlidir arkadaşlar. Neden? Tesbihi size aldıran şey görselliğidir. Bir tesbih mat ve koyuysa, eğer cilası kötüyse almazsınız zaten. Dünyanın en değerli malzemesinden olsun. O yüzden her şeyden tasarruf edebilirken ciladan tasarruf edemezsiniz. Ben kendi tesbihlerimde 6 kat cila vuruyorum. Bunu çok vuran usta olduğunu zannetmiyorum. Niye? Boş zamanım çok o yüzden değil. Tesbihi aldığım zaman, elime çektiğim zaman yağ gibi kayıp, birbirine değdiğinde sesi o kadar güzel çıkmadı ki evet bu gerçekten olmuş diyebilmeliyim. Bunun için cilaya ihtiyaç vardır. Bu cila 5-6 çeşit olabilir. Öncelikle mesela ben kapatmak için bir tane ponza vuruyorum. Önce ponzayı vuruyorum. Daha sonra bir kat kalın çiziklere kapattıktan sonra Menzerna isimli bir ponza cilamız var. Bunu vuruyoruz. Şurada gösterdiğim cila. Önce ponzayı vuruyoruz. Daha sonra ince çizikler için bir cila vuruyoruz. Daha sonra süper polis, süper finish diye bir cilamız var. Onu vuruyoruz. M5. En son kalan çok gözle görülmeyen çizikler için bir tane yeşil cilamız var. Dialux. Bu da İtalyandır, Almandır ve çok pahalıdır. En son parlatmak için de bunu vuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Ha bunları neyle vuruyoruz? Bunları vurduğumuz aparatlar bunlar. Bunlar cila keçesi. Önce küçük gözle görülen çizikleri görerek doldurmak için bundan ihtiyacımız var. Bu bir tesbihte biter. Tanesi 7 Euro'dur. Varın siz hesaplayın. Daha sonra diğer cilaları 4. 5. kattan sonra bu şekilde bir cila bezi kullanıyoruz. Bunu da polisaj motoruna takıyoruz ve burada buraya tutarak hem cilayı sürüp hem tutarak cilalama işlemini tamamlıyoruz. Daha sonra bunlar da cila aşamasından önce biz bunu bıçağın izlerinin kaybolabilmesi için zımparalamak zorundayız.
Zımparalama da asla ve asla kaytaramayacağınız bir bölümdür. Neden? Bir tesbih ne kadar iyi zımparalanırsa o kadar güzel cila tutar. Cila tutma özelliğini veren şey aslında zımparasıdır. Bunun için de 3 tane değişik zımpara kullanacağız. Gördüğünüz gibi 600 kum, 1000 kum ve 3000 kum. Bunların tanesi 80 liradır. Bir tespihte bunu bitirirsiniz. Yani 3-8 240 lira yapar. Sadece zımparadan bahsediyorum. Şimdi diyebilirsiniz Atlas zımpara kullanıyorum. Ustam 25 liraya da zımpara var. Ondan kullan. 25 liralık zımpara 25 liralık işçilik çıkarır. Kaliteli zımpara kaliteli işçilik çıkarır. Ben dededen toruna aktarılabilecek bir eser yaparken, bir ürün yaparken üzerine gümüş mührümü basıp işte bu benim yaptığım bir tespihtir diye gönderirken hani 25 liralık zımparayla da göndermek istemem. Mecburen en kaliteli şeyi kullanmak zorundayım. Zaten sizi usta yapan, ayakta tutan, eserlerinizin beğenilmesini sağlayan şeyler de bu yaptığınız işçiliğin kalitesidir. Nitekim hepsini yaptık, bitirdik, tornadan çıkardık, taneyi elimize aldık, cilasını da attık. Harika bir görsel elde ettik. Şimdi bunları dizeceğiz. Neye dizeceğiz? Tesbih ipine dizeceğiz. Tesbih ipi 0,3, 0,6, 0,9, 1, 1,5, 1,8, 2, 2,4 gibi kalınlıklardadır arkadaşlar. Bunlar 6 ilmek, 9 ilmek, 3 ilmek, 12 ilmek gibi adlara sahiptir. Bunun için en iyi tesbih ipini kullanmanız gerek. En iyi tesbih ipi nedir? Polyester. Tamamen %100 polyester olacak. Neden? Çünkü tesbihi çekerken eğer polyester karışımı düşük olursa tesbih habbeleri ipinizi kesecektir ve sık sık tesbihin kopma olayıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunu yaşamamanız için mutlaka kaliteli ip kullanacaksınız. Bugün kaliteli bir ipin fiyatı 80 liradır. Şimdi aynı renkten bir takım alacaksınız. 0,3, 0,6, 0,9, 1, 1,5, 2, 6 tane aldınız. Sarı renkten 6 tane aldınız. 480 lira sarı renge verdiniz. Bütün şeylerini koydunuz. En az 10 renk alacaksınız. Çünkü çeşitli değişik değişik tesbihler yapıyorsunuz. Tesbihin ham maddesine uygun ipi seçeceksiniz. Ne yaptı? 480, 4800, 5000 lira yakın sadece ipine arkadaşlar. Sadece ipine 5000 lira para vermiş olduk. Şimdi işçilik olarak kastettiğimiz şeyler aslında çok da sadece el emeği değilmiş. Buraya kadar dinlediğinize göre gerçekten usta işçiliği derken ustanın sadece uğraştığı iş gücüne, enerjine bu parayı vermediğinizi anlamışsınızdır. Şimdi bu benim anlattığım tüm süreçler kuru torna. Yani elde yapılan tesbihlerin işçiliği için geçerlidir. Diğer atölyelerin sulu torna olsun, zımpara işi yapan atölyeler olsun, CNC. Onların tabii işçilikleri ve maliyetleri daha değişiktir. Şimdi bu diğer işte bizdir, iğnedir, pafta takımıdır, aparattır, torna yağıdır, bebe yağıdır, şudur budur. Bunlar hiçbirini saymıyorum zaten. Onlar hani uzun sürede gittiği için ama onlar da paradır. Saydığım şeyler ana malzemeler. Yani birkaç tespitte, 3-4 tespitte bitecek şeyler. Şimdi arkadaşlar bu kadar makine çalışıyor, bu kadar şey yapıyor. Ondan sonra bu makine yaptıktan sonra, çalıştırdıktan sonra bir elektrik sarfiyatı oluyor. Ayda 5 tesbih yapıyorum ben. Biraz titizimdir bu konuda, biraz ince yapıyorum. Yorulduğum zaman bırakıyorum. Sürekli yetiştirmem gereken şeyler var deyip sonuna kadar çalışmıyorum. Çünkü moralinizin düzgün olduğu zamandaki İmamenin şekli ve yapısı işçiliğiyle moralinizin bozuk olduğu zamandaki şekli ve işçiliği değişiyor arkadaşlar. Onu bir zorunluluk, yetişmesi gereken bir iş, derhal nakite dönmesi gereken bir olay olarak düşündüğünüz zaman işçiliğiniz bozuluyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde sadece konsantrasyonunuzun yettiği şekilde, yettiği kadar zamanda yapacaksınız. Bunlardan mesela yaptığımız dönemde 5 tesbih yapıyoruz ayda. Elektrik faturası burada 11 tane makine var. 3 aynı anda çalışıyor genelde. 4500-5000 lira elektrik faturası geliyor bu küçücük atölyeye. Sadece elektrik faturasından işçilik ücretinin içinde ya oradan hesaplayın diye
Bunu söylüyorum. Bir de arkadaşlar, bunda olan tozlar, ağaç kökleri, havaya bulaşan talaşlar yeterli bir önlemini almadığınız sürece sizin ciğerlerinize yapışıyor. Solunum yolları iltihabı yapıyor. Akciğerlerinize yerleşiyor. Çoğu tespih ustası 50-55 yaşından sonra akciğer rahatsızlıklarından dolayı mesleği bırakmak zorunda kalıyor. Bu işçilik ücreti içerisinde aynı zamanda ustanın sağlığının bedeli de var. Ve size en büyük bedeli söyleyeyim mi? Ustanın zamanı. Sizler televizyon başında eşinizle, çocuklarınızla filmler izlerken, diziler izlerken, maçlar izlerken, kuru yemişlerinizi, çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken, ustalar burada tozun toprağın içinde gece 12-1'e kadar eşinden, çocuklarından ayrı bu zaman diliminde tesbih yapıyorlar. İnsanlar dışarıda gezip tozup sahilde dolanırken bu adamlar küçücük bu yere kapanıp bu tesbihleri yetiştirebilmek için hiç kimseyle ilgilenmeden günlerce vakit geçiriyorlar. Sadece burada vakit geçiriyorlar. Dünyanın en değerli şeyi zaman ve ustalar bunları yapabilmek için bu zamanı, bu paraya değişerek, bu küçücük atölyenin içerisinde, tozun toprağın içinde vakit geçirerek bu tespitleri yapıyorlar. Buraya kadar anlattıklarıma göre işçilik ücreti deyince sadece ustanın emeği olmadığını, ustanın emeğinin hatta içinde hiç bahsedilmediğini anlamışsınızdır. Şu ana kadar bahsettiğim olay ve olguların, malzemelerin, eylemlerin içerisinde tek saymadığım şey ustanın emeğidir. Emeğe para almıyoruz arkadaşlar. Emek bizden alıyor. Sadece bu saydıklarımın ücretini alabilsek bizim için yeterli oluyor. Hepinize hayırlı günler. Ben tespih ustası Ahmet Nazmi.